Arkadaşlar görüyorsunuz önümde bir sürü ürün var. Bunların hepsini Çin'den sipariş verdim. Yanımda da Türkiye'nin en güçlü adamlarından birisi var. Tuna Tavus. Merhabalar. Ne haber? Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim vallahi. Çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel bir şey var mı? Çok iyiyim. Kırdım. Oğlum kırıldı. Lan ne oluyor? Niye öyle oldu? Lan beynimi öldürüyor kanka. Harbi mi? Anam bunu. Oy lan. Arkadaşlar şu anda kası kendi kendine kasılıyor bu arada. Lan? Lan? İyice şey oldu. Kanka bozulmasın. Buradaki ürünlerin hepsini inceleyeceğiz ama bilmediğin sana bir sürprizim var Tuna. Ürünlerin hepsi sana hediye. Öyle mi? Evet. Öyle. Bugün de kardayız yani. Yani evet, açıklamalar kısmında ürünlerin de linkini koyacağım arkadaşlar. O zaman istersen başlayalım yavaşça. Başlayalım bro. Ürünleri indirelim. Okey abi. Şimdi sen bir tanesini seç ya da hangisiyle tamam. Başlayalım. Bak bununla başlayalım. Tamam, hadi büyük ürünü seçtim. Tamam, aynen. Bundan sonra belki konuklu videolar gelebilir. Seriye şöyle güçlü bir başlangıç yapalım dedim. Ama biraz fazla güçlü oldu. Dur, bıçak getireyim bir dakika. Tamamdır. Gerçi bıçağa gerek yok, sen aşarsın da. Şöyle goril gibi vuralım. Kanka bıçak yok şansına. Makas var ya. Makasla açacağız. Sağlık olsun. Şu var hangisi kanka? Bu ilkokuldan. Bu biraz fazla büyük tamam. Arkadaşlar. Bu erkek makası. Aynen. Bu. Ben en son bir ürün inceleme videosuna katıldığımda bro. Çin'den gelen masaj yağını lahmacununuza sıkmamı konuşalım şu olay. Bugün ne gibi bakalım, şeyler bugün, bizi bekliyor çok merak ediyorum. Bugün göreceğiz. Evet. Arkadaşlar bu arada ürünlerin çoğunu ben de hatırlamıyorum ya. O kadar zaman geçti ki. Çinliler sağ olsun getirmiyorlar ya. Evet. Bu şarj aleti mi? Evet, şarj aleti. Hem şarj var. Aleti hem de böyle alarmını falan telefondan bayağı bir şey kontrol edebiliyorsun zaten. Aynen, bu hem hoparlör hem kablosuz şarj cihazı hem gece lambası hem RGB süs her türlü şey var. Valla ben de gördüm merak ettim arkadaşlar. Abi çok ilginç bir şey bu. Hemen bir açalım bakalım. Açarken kırıyormuşum. Kutudan iyi siyah ya. Oo. Sen çok sıkmamaya çalış da kanka. Ne olur ne olmaz. Bu arada bunları geri kutusuna koyarak şey yapalım. Sonrasında çok sıkıntı yaşarız. Dağınık bir şey olur. Bulamayız. Bak bunun bu girişi arkadaysa bence direkt bu lifetime böyle aynen. Fişte olabilir. Bu paketleri ne yapayım kanka? Atayım mı? At. At gitsin. Zaten şu anda arkadaşlar ön taraf full paket dolu. Bizim stüdyo öyle. Hemen takalım abi. Haydi bakalım. Boom. Telefonumuz yok ama. Aynen. Oo bayağı iyi. Oba. Bu çok güzel bir şeymiş. Aa, hem önde hem arkada varmış. Bayağı bir telefonu getireyim. Aynen. Telefona baktın mı yanlış bir şey çıkmasın karşımıza şimdi buradan. Aynen. Benimkini mi verdin? Benimkinde çıkmaz da seninkini bilemiyorum yani. Benim verdi. Ben bunu böyle yatırıyorum. Değil mi? Aynen öyle. Bakın. Çalışıyor arkadaşlar. Evet, şarj ediyor şu anda bu aynen, arada. Telefon şarj ediyor. Evet. Şimdi şöyle önünde bazı tuşlar var arkadaşlar. Müzik için olduğunu düşünüyorum. Aynen. Dikkat et kanka şimdi. MagSafe sandın. MagSafe değil arkadaşlar değilmiş. Maalesef. Bak şöyle üst kamerayı da tutalım. Bence bak burada üzerinde tuşlar var. Tamam. Şöyle basınca bak değişiyor böyle. Mesela gece lambası oldu. Farklı renkler oldu. Böyle pembe seversen. Aa pembe çok aynen. Seviyorum. RGB. Bu arada iyi. Aynen fena değil. Ha buradan da şeyini ayarlıyoruz bak. Şimdi derecesini evet. Aynen. Bak şöyle az derece açayım da kamerada da görürsün. Şimdi burada alarm yeri var galiba. Aynı zamanda alarm da kuruluyor diye tahmin ediyorum evet. Bakın. Ama nasıl kuruyoruz bilmiyoruz. Herhalde bir şekilde halledersin. Onu kuruyordur bir şekilde. Burada farklı modlar var. Ha müzik için o da. Kanka bir de bak burada Sunrise Simulation diyor. İngilizcem çok iyidir. Şey gün batımı simülasyonu. Aynen öyle. Onun gün gibi doğuşu, şey. Gün doğuşu. Aynen gün doğuşu. Bayağı iyi misin İngilizcem? Neyse şimdi kaç puan veriyorsun? İşe yarar mı? Tamam güzel bir şey ama bence çok pratik bir şey değil ya değil mi? Şarj ediyor, müzik okey, hoparlör gerçi. Ya, hoparlör görevi güzel. Evet. Ses kalitesi iyi bu arada onu belirteyim. Ses kalitesi iyi. Ya bence arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Evinizde hoş bir dekor bir yandan evet. Telefonu da şarj ediyor. Yani çok da abartılacak bir şey yok. Koy üstüne şarj etsin. Aynen yani. Öyle. Aynen. O zaman ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? Ben de 7 veriyorum. Tamam. Gayet iyi. Hadi devam edelim sıradaki ürünler. Onları toplu koy dediğin gibi şey yapalım. Valla şöyle bir şeyler de var istiyorsan. Oo, uzun ve kalın. Bu arada Tunacığım bir dakika. Ola ki acıkırsak diye. Aa, şurada. Sanki biraz önce bilik almışız gibi. Arkadaşlar evet. Burada böyle bir kurgu yapmaya çalıştım. Tuna sağ olsun beni ele verdi. Daha demin AVM'den birlikte aldık.
Ben yine de kanka şöyle hazırdan başlayayım. Dedi ki bugün ben diyetteyim. 3 tane Big Mac. Bu arada ben yemekten önce şunu belirteyim. Çok güzel burada Minecraft meşalesinin oyuncağı var. Bunu çok niye güzel. Aldım acaba? Ben hatırlamıyorum. Bir sebebi vardır aldıysan. Aynen. Bakalım. Bakalım abi. Bu arada ben de şuradan yavaştan Big Mac'i gömeyim. İşte ben diyetteyim de biraz bunu. Aynen. Bir de hani ne olur ne olmaz stüdyoda yalnızız acıkırsa falan diye mecbur bir hamburger aldık. Oo çıktı. Bu elektronik bir şey. Şey var, Type-C değilmiş bu. Aa güzel duruyor tipi ya. Aa çok güzel bir şey lan. Çok güzel bir şey lan bu. Çok iyiydim. Çok güzel lan bu. Kanka bu. Şöyle göstereyim bak şey diğer kameraya karşı. Kanka bu video editlerinde falan bayağı... Sana yemin ederim ben bunu kullanırım. Kaç veriyorsun bunu onun abi üzerinde? Çok estetik bir şey bence. Hele böyle Minecraft seviyorsan... Evinde koy köşeye şu şekilde dekor olarak şöyle bir yerde dursun yani. Kesinlikle. Gereksiz gibi aslında ama güzel göründüğü için ben... Ya üzerinden 6 veriyorum abi. Ben 7 veriyorum. 7 mi? 7 tamam. Veriyorum. Ben çünkü severim böyle şeyleri. Kolalar nerede lan? Ha buradaymış. Arkadaşlar Tuna normalde kola içmiyor. Yalnızca bitki çayı içiyor. Şey detoks dayım ama da. Sağ olsun beni kırmadı bugün o yüzden. Diyetime biraz dikkat ediyorum. Sen seç istersen ürünü ya. Ben seçeyim. Hep ben seçiyorum. Tamam ben bir tane çıkartıyorum. Ayıp oluyor yani misafirin. Bak orada. Ben bunu bakayım. Sert bir şey bu demir. Evet. Ortası da delik. Bisiklet kildim bu. Yok yanlış tahmin bu. Bir dakika ne bu? Bir tahmin etmeye çalış söyleyeceğim. 3 saniye ama 3 gibi söylüyorum. Ne bu oğlum? Bu bilek güreşi çalışma şeyi abi. Saçmalama abi nasıl çalışıyorsun? Evet. Hiçbir fikrim yok bak kolunu geçiriyorsun herhalde. Yok onu ayarlayacağını düşünmüyorum ya. Bak bence heh. Ha şey bu. Öyle değil. Değil mi? Nereden? Kanka sen kırmadan ben biliyorum. Buradan bu nereden sıkacağım ben bunu? Bak şöyle yüksek ihtimal. Buna benzer bir şey. Oba. Ama bu Tuna'ya biraz hafif kalır diye düşünüyorum. Deneyelim mi? Buradan geçirdin buraya mı? Hayır bak şuradan geçir. Buradan... Kanka biraz da kamerayı alırsan. Doğru. Şuradan. Bak şuradan. Buradan. Kanka şu önden. Ha, şuradan. Evet. Elini. Bana hafif bayağı ama güzel. Hafif. Ama arttırabiliyorsun. Ağırlığını çok arttırabiliyoruz bence. Nasıl arttırabiliyoruz? Şöyle... Arttıramıyor muyuz? Arttıramıyoruz abi. Arttıramıyoruz. Ya bu ne ya? Abi zaten bunda bilek güreşi çalışacak adam bu kadar... Şöyle neyse şöyle. Ben bir şey demiyorum abi. Bu ürünü hiç beğenmedim. Falan. Yani kanka... Ya mantıklı ama çok hafif. Çok hafif. Ağırlığı fazla olsa... Ne bilek, kadar fazla bilek güreşinde olsun. Şu olaya büküş deniyor. Büküş için çok güzel. Biraz ağırlığı az sadece yani. Evet. Ama böyle başlangıç seviyesi bir bilek güreşçisi için hani hiç spor geçmişi yoksa kullanılabilir. Başlangıç seviyesinde en azından. Yani evet. Ben 10 üzerinden 3 veriyorum kanka. 5 veriyorum ya başlangıç için. Aynen, çünkü yani. Biraz daha şey. Hani ben biraz üst seviyedeyim ama daha düşük level'larda kullanılabilir. Yolluyorum. Yolla gelsin bro. Bakalım bu neymiş abi. Bu neymiş? İçinde bir şey daha mı var? Ha yok şeymiş bu paketiymiş. Bakalım. Sealers bakalım. Bundan kullanıyor musun? Bir dakika bakacağım bu neymiş. Gerçi sen tüm yemekleri gömdüğün için direkt hiç vakum yapmana gerek kalmıyor. Neyini vakumluyor ki? Poşeti mi vakumluyor? Bak şöyle poşetleri var, yemekleri koyuyorsun. Ve bu yemekleri vakumluyor abi. Acaba nasıl çalışıyor? Çok zahmetli duruyor be. Bir koy bir kapat. Böyle mi? Aynen. Abi biz bunu çözene kadar... Bu çok teknolojik ya. Daha şey ürünlere geçelim. Bu ne abi ya? Bunu nasıl... Ben bununla uğraşana kadar bunun içine şey ürünü koyamıyorum. Adam bunu koyana kadar yer... Al bak al bak. Al sana vakum. Şundan biraz yiyeyim ya. Bir dakika ben de o zamana kadar anlamaya çalışayım. Kullanım kılavuzu yok mu be abi? Bu ne? Bir dakika bir şeyler var. Evet kanka. Amerika için bu. Arkadaşlar bunun mantığını söylüyorum. Çalıştırmadan göstereceğim. Bunun içerisine gıdayı koyuyorsunuz, tutup kapatıyorsunuz ve bu içerisindeki gıdayı vakumluyor. Böylelikle uzun süre yemek bozulmadan durabiliyor yani sözde. Yani bir yemeği uzun süre yemeyeceğim düşüncesi şu an bitirdi beni. Neyse ya. Ben 2 veriyorum. Ben 1 veriyorum ama belki işine yarayan böyle diyette olana. Gerçi Tuna sen de diyettesin. Hep diyetteyim. Tuna hep diyette. Sadece bir ölçek giyiyor her şeyden. Bir ölçek koyarsanız yeterli olacağını düşünüyorum bu şekilde. Fazla abartmanıza gerek yok. Doymayacağınızı düşünüyorsanız şöyle bir ölçek daha koyabilirsiniz. İçecek var mı? Neresi bir tane? Ha? Şu ice diyeyim. Ice diyeyim. Aynen lan sen içecek almadın. Boğazımız kurudu. Biraz toplayalım mı masayı şeyi falan?
Yok be, yabancı değilsin. Arkadaşlar, stüdyo bu arada çok dağınık arka planda. Ama sağ olsun Tuna hiç tepki göstermedi yani, kızmadı. Dur, bu şeymiş, kolaymış lan. Kola mı? Bir şey olmaz kanka. Bununla mı devam etsek? Onunla devam edelim. Bu arada kanka, masa iğrenç bir hale geldi. Masa iğrenç bir hale geldi. Harbiden. Dur bir ıslak mendil getireyim. Bakalım, ben de bunu bir açtım, şöyle girdim. Ben bir şey diyeceğim. Ürünü parçaladım açarken kutuyu. Bir şey olmaz kanka, yabancı değilsin. Yenisini alırız. Kanka, bu çok güzel bir termos. Biz meyve getirdik değil mi arabadan? Evet. İşte o meyve abi burada işe yarayacak, bekle. Dur oğlum, söylemeseydin bir anda çıkar. Aa, varmış burada. Bu, ben dakika. Bunu parçaladım yanlışlıkla bu arada. Bu ne ki? Onun için temizlemek için falan mı acaba? Bak burada bir şey de var bunun. Type-C. Bu ne lan? Neyse artık. Şöyle göstereyim kameraya da. Altında şey var. Bıçağı var. Aa. Bunun içerisine dolduruyorsun meyveleri falan. Sonrasında çeviriyorsun ve dışarıda milkshake'ini hazırlıyorsun. Tuna'dan sürekli gördüm böyle bir içecek falan hazırlıyor. Bence hiçbir işin yaramaz ama. Tam yanına bunu taşıyana kadar 15 liraya. Ama kanka şöyle düşün. Mesela diyelim ki dışarıda mahsur kaldı. Bu nasıl bir pipet lan? Bu ne lan harbiden? Nasıl bir pipet oğlum? Kanka bunu da mı yırttın yanlışlıkla? Ben kesmiş olabilir miyim? Allah Allah. Neyse. Bu ne abi? Allah ya? Allah. Aa. Koyayım elimizi şey yapsa. Dikkat et lan buna. Meyveleri biz nereye koyduk kanka? Meyveni sonra gel. Patatesle milkshake yapalım. Bir dakika. Bu arada yüksek ihtimal bunun içi de temiz değildir kanka. Aa evet lan, öyle bir şey de var. İğrenç kokuyor. Çin kokuyor bu arada. Arkadaşlar yükseğe virüs falan kaparız yani. Kanka ben şunu bir yıkayıp geleyim ya. Üçüncü korona buradan başlayacak. Sevgimi katarak yıkadım, varım olmuştur. Deterjansız ama bak. Kanka sevgini katmasaydın keşke ya. Öyle deyince şimdi. Önce arkadaşlar biraz sevgimizi katıyoruz. Kanka patates katacak mıyız gerçekten? Sağlık. Şimdi biraz da muz katalım arkadaşlar. Abi şu masanın haline bak ya. Pislik içinde. Kanka yapacak bir şey yok. O da mı Çin'den geldi? Afrika'dan gelse. Arkadaşlar şöyle birazcık muz katıyorum. Yeter bence. Şu anda patatesli muzlu milkshake'imiz. Dünyada ilk defa arkadaşlar ikinci koronayı çıkartıyoruz ortaya. Dur bak, şurada yıldırım butonu var ya. Herhalde oluyor arkadaşlar, bakın. Evet. Oh lan, görünce bile midem bulanıyor bu arada. Arkadaşlar. Kötü kokmuyor lan. Kanka iyi kokuyordur da. Denemek ister misin? Deneyelim bari. Oğlum şey yapmamış ki. Mixlememiş ki. Harbi patates mi? Olduğu gibi duruyor içinde. Arkadaşlar kusma benziyor. Ben bu ürüne 1 veriyorum kardeşim. Arkadaşlar ben yaptığımız karışıma 1 veriyorum. Ürüne 5 veriyorum. Oo, 5 verdin mi? Şimdi senin için pek mantıklı olmasa da normal bir insan için arkadaşlar mantıklı olabilir ya. Şarjlı falan aslında. Evet. Aynen. Buna bir başka bir arzunuz var mıydı çay kahve falan? Benim keyfim yerinde. Hediyelerimi açıyorum şu anda. Şey, yılbaşı erken geldi. Yemeğimi yiyorum bir yandan. Aynen, karnım öyle. Tok. Var mı senin o tarafta ürünler? Var. Alacağım şimdi, dur şey yapayım da. Yeme içme ayarladım da. O çok önemli. Bu çok önemli oğlum. Bu da mı kola lan? Hı? 4 içecek aldık. İkisi ice, ikisi kola. Hepsini kola mı koydun? Hepsi kola geldi. Yok, ikidir kola geliyor. Bunu deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar McDonald's'ta normalde böyle şeyler olmuyor da bize özel yaptılar. Yok yok. Yani. Ice'li var var. Lan bak, adamların günahını alıyorduk ha. Bura evet. Yani bayağı temiz bu arada. Oğlum bekar adamız, ne yapayım ben? Şu zorlu imkanlarda şu videoyu çekiyoruz ya. Gerçekten çok zor bir durumdayız şu an. Koca ekibin yaptığı işi ikimiz yapıyoruz. Aynen öyle. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben yemek yiyorum. Sen ya yemin ederim videoya başlayalı 50 defa kalktım. Neyse. Ürünü getir. Biraz da ben yiyeyim kanka ya. Bu neymiş? Aa.
Şey, uyku bandı ama... Göz bandı aynen. Kulaklıklı kanka. Kulaklıklı. Arkadaşlar bunun mantığı şu. Gece yatarken, yani zaten başka ne zaman olacak, dışarıda bununla gezecek misin? müzik dinlemek için. Hani kulaklık takmıyorsun. Hmm. Şarjı var, nasıl açılıyor bu ya? Şimdi bak burada bir şey daha var. Bu ne? Sesi geliyor şu an. Tam bir girsene Bluetooth'a. Gireyim. Kanka kolanın üstüne koyma da gözümüze takacağız ya. Nerede lan? Evet. Bu. Ha bağlandım. Sesi yüksek lan. Dur lan. Aa bayağı iyi. Gözünü bağlayan dövüşçüler oluyor ya filmlerde, onlara benzedim. Ses çok iyi bu arada. Ses iyi geliyor mu? Geliyor ama. Bu kısımdakiler bence hoparlör. Hoparlör. Oğlum bu çok güzel bir şey lan. Gece uyurken rahatsız eder mi acaba? He? Gece uyurken rahatsız eder mi dersin? Yani dur bir dakika. Dinlediğim müziğe bağlı. Harbi çok iyi. Çok iyi. Ben bununla gece podcast falan dinlerim. Ben dinlersin. Sürekli. Evet. Evet. Bayağı arkadaşlar iyi. Ben bu ürüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Din podcast falan için çok iyi. Kulaklık gibi şey de yapmıyor. Ya zaten bununla piyano falan açarsın hani gece yatarken. Ruh sakinliği için klasik müzik çok önemli. Sakin biriyiz. Arkadaşlar Tınatavus gerçekten çok sakin bir insan bu arada. Ben 9 veriyorum. Kanka iyi ki videonun başında ürünleri tekrardan kutusuna koyalım dedim. Şimdi bayağı koydum. Videodan sonrasında bize bayağı bir iş çıkacak söyleyeyim. Bunu hatırlıyor abi. Musun? Çörek otu almıştın. Evet. Sanırım bunun için. Ama çörek otu değil ya bu başka. Arkadaşlar öğütücü. Baharat öğütücü ama akıllı baharat öğütücü, elektronik. İçine baharatı koyuyorum, tuşuna basıyorsun böyle. Dur bakayım. Şuradan mı koyuyorsun? Evet, buradan koyuyorsun bunu bak. Aynen. Kablo koymamışlar. Bu ne saçmalık ya? Şu. Yok o değil bence ya. Değil mi? Şu üstten bir açsana, pilli olabilir. Ha. 4 tane pil lazım. 4 pil lazım. Var mı? Umarım. Ya bu piller alıyorum kayboluyor ya. Teknoloji bir ev olsaydı bu ev olurdu. O kadar çok şey var ki. Haydi bakalım. Bu niye girmiyor? Biraz zorla girer kanka. Zorladım da kaldı içinde kanka. Lan! Lan! Bir dakika. Biz bunu nasıl çıkaracağız? O pil niye öyle oldu? O pil niye öyle oldu? Cımbız yok mu? Yanlış mı taktın acaba? Yok kanka. Aynen. Pile öyle davranmak. Bayağı önlem alarak yapılan bir davranış. Dur ben gideyim de sen öyle yap. Bam! Arkadaşlar siz bizim yaptığımız salaklıkları yapmayın lütfen. Dediğimizi yapın, yaptığımızı yapmayın arkadaşlar. Makasla... Tuttum al. İyice şey oldu. Arkadaşlar pil içine evet. Tamamen girdi. Niye o böyle oldu? Hiçbir fikrimiz yok. Ama yine de belki çalışır lan. Dur bir şansımızı düşünse çalışıyormuş harbiden. Yok abi. Bir umuttur yaşamak. Yok abi olmuyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık ama. Evet. Benim bu ürüne puanım 10 üzerinden arkadaşlar. Özür amaçlı. Yani çalışsaydı eğer öyle. Özür amaçlı. Arkadaşlar evet. Bunun içine baharat koyuyorsunuz. Öğütüyor yani. Gösteremedik. Kusuruma bakmayın. Kusurumuza bakmayın. Ben niye her şeyi üstleniyorum? Tüm suç sende. Ben konuğum kardeşim. Ben hamburger yemeye geldim. Ben daha bir tanesini bitiremedim ya. Ben yavaş yiyorum. Evet. Bu neymiş? Aa! Şey lan bu. Bundan yurt dışında çok satılıyor. Şeylerde böyle 1 euroluk mağazalar var. O tarz yerlerde çok satılıyor bundan. Ama bu galiba dijital olan mı? Yok. Manuel mi bu? Arkadaşlar ne olduğunu söyleyeyim. Kafa masaj aleti. Aynen. Ha bu evet elektronik. Hiç denedin mi? Elektronik denemedim. Manueli var bunun. Bunu bir şarjı yok var mı? Aa! Bir tak bakayım. Şu an beynimi öldürüyor kanka. Harbi mi? Anam o lan. Oha! Örümcek yapışmış gibi. Şaka yapıyorsun. Getir bakayım. Çok gıcık etti beni. Böyle beyne şok yolluyormuş bir anda. Oha çok ilginç. İlginç bir şey. Evet bir tuhaf hissettiriyor ya. Daha önce ama rahatsız edici ya. Rahatsız sanki. Edici. Güzel bir his yok yani. Çok gıcık değil mi? Bilimsel bir şey mi var acaba bunun? Eminim vardır kanka. Çok şey duruyor. Arkadaşlar Çin'de üretildiği merdiven altı fabrikasının önce bilimsel testleri
Kanka bir şey diyeyim bak, inanmayacaksın, bunun da çok fazla olumlu yorumu vardı. Aa. Adam şey demiş, bu ürünü aldım hayatım değişti falan. O kadar da değil. Kendi yazmıştır fake hesaplar olmuyor. Bizim restoranlar yapıyor ya. Yemek sepetinde gir bir restoran, ilk 5 şeyi değerlendirmesi. Hepsi böyle 5 yıldız, çok güzel, çok hızlı geldi. Kanka onlar taktiği bilmiyor. Arada böyle kötü yorum da yapıyorlar. Değil tabii. Mi? 3 vereceksin. Aynen. Mesela benim yorumlarıma bakın arkadaşlar. Full olumlu, arada kötü yorumlar da geliyor. Şaka bu arada, lan ciddiye almayın. Bu neymiş? Neymiş acaba? Bakalım. Bu ne biliyor musun? Dur bakacağım şimdi. Kanka asla tahmin edemezsin. Dur bakayım ya. Dur bakayım. İmkansız ya. Ciddi misin? Neymiş bu ya? Kanka söyleyeyim mi? Dur ya, dur bakayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz de tahmin etmeye çalışın. Allah Allah. Kalp masajı falan mı yapıyor? Ne yapıyor oğlum bu? Kanka bu, sen şimdi antrenman yapıyorsun değil mi, güçlü olmak için? Evet. Bu oturduğun yerde sana kas yapıyormuş. Bu kadar adam 1950'den Arnold'dan bu zamana kadar bu kadar adam antrenman yapıyor. Bu arada bak şu ürün. Bunu arkadaşlar, bu kadar adam gerizekalı, bunu yapan çok zeki. Kanka ben de sana işte ne bileyim, açalım çok bakalım. Antrenman yapıyorsun, arada yorgun olduğunda bunu kullanırsın dedi. Six pack için şey bile var. Six pack. Six alt tane yapmışlar. Aa, yapışkanlı mı bu? Şey, yapışkanlı bu arada. Kanka bence direkt kollu olanı deneyelim. Kola takılanı deneyelim. Bu karın için evet. Ha şu kollu olan mı? Aynen, bunu kola takıyorsun. Bu resmi her gördüğümde gülesim geliyor ya. Onu odamıza asacağız. Ha burada bunlar da pilli kanka. Aynen, iki tane şunu diğer şeyden çıkartıp versene. Bundan bir tanesini çıkaramıyoruz arkadaşlar bu arada. Sen de alın. İki tane çalışıyor. Kanka buraya bırakmışım. Ulan sanki pili saklıyormuşuz gibi. Kanka pil çok önemli biliyorsun, bir ekonomik kriz var. Kardeşinden pili mi şey yapıyorsun ya? Yapacak bir şey yok. Tak bir bak. Çıt çıt. Dur böyle mi takılıyor? Şöyle. Ha böyle herhalde. Kayıyor bu yandan, o yüzden oturtamadım. Ha. Ha. Oturtmadın mı? Kırdım. Oğlum kırıldı. Oğlum. Kanka bir şey de kırmayalım ya, Allah rızası için. Şununla mı deneyecek? Onu ver. Kanka bunu da kırma lütfen. Dur pili tak, pili. Ha doğru. Ha sen tak. Abi üşeniyorum, bana niye yaptırıyorsun ya? Girdirmekte çok iyi değilim abi ben bu tür şeylere. Ha. Tamam. Ha, kola mı takıyoruz bu? Evet. Pis bir hissiyatı var o tarafın bu arada. Şey gibi kokuyor. Yapışıyor. Çin'den alınmış araç lastiği gibi kokuyor. Bisepse mi takalım? Kanka ağda gibi çekmezse kalır. Neyse. Çekiyor mu? Öyle tabi, şu tarafı tak ha. Biraz kas geliştirelim bro. Ooo! Lan! Bir şey oluyor mu? Aa, elektroşok yolluyor. Arkadaşlar şu anda kası kendi kendine kasılıyor bu arada. Aynen. Oha! Dur oğlum dur. Dur. Çıkarayım mı? Çıkar. Elektroşok yolluyor. Bir dakika. Denesene. Dur dikkat et de. Ay. Çok gıcık bir hissiyatı var. Dikkat et. Heh. Çok kötü. Kastırıyor. Bu ne lan? Kastırıyor çok fena. Kanka bu ne alaka? Abi kası kastırıyor. Yalan yok. Yani şokla bunu elektrikle yapıyor. Ama kasın kasılması demek sadece gelişmesi anlamına gelmiyor. Kanka belki bilimsel bir testi falan var. Kasın güçlenmesi lazım. Kas güçlenmeden de kas gelişimi olmuyor. Yani böyle bir evet. Şey yok. O yüzden bence ticari bir ürün ya. Ben bu ürüne arkadaşlar 10 üzerinden 0 veriyorum. Eksi 10 veriyorum hatta. Yani evet. Hani kanıtlanmış bir şey yok yani şunun. Evet. Ve aşırı derecede rahatsız edici arkadaşlar. Bunu karnına taktım üstüne, nasıl o gıcık hissiyat, çok kötü. Aynen. Ya bir anda elektro şok gibi çarptı. Zaten... Sen yine iyi dayanmışsın. Bir şey diyeyim mi, ama bak işkence şeyi gibi kullanılabilir aslında. Direkt şey, kalbe yapacaksın. Elektro şok. Arkadaşlar söylediklerinizi yapmayın bu arada. tekrar altını çizelim de. Bu videoyu bir avukata izlet. Aynen. Kanka bir avukata falan izlet abi, böyle yayınlayalım. Tamam tabii canım, aynen öyle. Sen izlet lan, benim videom değil oğlum. Makası versene bu şey. Kanka sporcu adamsın ya. Bu oyun konsolu. Ha. Ama powerbank aynı zamanda. Allah. Ve MagSafe'li. Oha. Mesela antrenmanda sıkıldın kanka, hemen bunu takıyorsun. Değil mi? Antrenmanın da amacı o zaten. Bunun üzerinde niye iPhone şeyi var peki? MagSafe'li çünkü. Bir bak telefonunu yapıştırsana arkasına. Oturdu. Çok güçlü değil mi sanki? Değil. Aa yo, oturuyor yani, duruyor. Şarj eder mi? Eder yani. Eder. İçinde 500 tane oyun var bunun kanka. Aynen.
Start diyeyim mesela. Hani antrenmanda böyle gaza gelmek. Antrenmanda böyle oynanır mı bu arada? Aa, lan! Lan! Aa, öldürdüm. Bir şey diyeyim mi? Sen bunu kırarsın ya sinirlensen. Ben boynundan sıkıldım diyelim. Başka boyuna geçebiliyor muyum? Aa, Mario. Start. Niye Çince abi bu? Niye acaba? Türkçe mi olacak? Çinli almışsın oğlum. Yani en azından bir İngilizce koyabilirsiniz ya. Lokal düşünmüşler. Milliyetçiler. Çok old school bir ürün bu arada. Bunun da hastası vardır. Var var. Seviyor musun böyle retro oyunları falan? Yok kanka ya. Eskiden oynadım yani küçükken de. Sen Bof Team'ciydin değil mi kanka? Ben Bof Team'ciydim. Evet bro, ben bunu kapattım. Şöyle kapanıyor bu evet. Çap diye de. Ha, şarj etmeyi denesene telefonunu. O önemli bak. Powerbank bakalım. Açık mı olması gerekiyor acaba? Hem de ne kadar saçma olurdu. Bakayım. Kanka Çincem var mı? Var tabi. Şunu bir çevirsene. Var tabi ver. Altındaki şeye bir bassana. Bu. Şu an şarj ediyor bak. Tamam, o üstteki tuş arkadaşlar evet. Bunu direkt olarak power bank'e çeviriyor. Ya kanka güzel. Bomboş bir power bank'tense oyun konsolu. Oyun oynayabileceğim bir power bank. Yani evet, yani. Evet. Fena değil bence ya. Bence bir 10 üzerinden 7 veriyorum ben bu ürüne. Bir de ben retro ürünleri çok severim biliyorsunuz. 6 veriyorum. Çünkü bomboş power bank'tense oyun oynayabileceğim power bank oluyorsun yani. Evet. Üstüne şeymiş aslında, telefonu hackleyip şey gönderiyormuş. Öyle bir teknolojisi varmış. Zannetmem ya. O kadar kasmamışlardır bence. Ya yani umarım. Gerçi o kadar kassalar da beni ilgilendirmiyor sonuçta. Benim şu an gitti. Mavi tikli insta gitti. Ben çıkartayım bir tane. Sporcu adamız. Aynen. Bir şey diyeyim mi, hala ne olduğunu tahmin edemiyorum sen. Çatal bıçak takımı. Aa. Bu ne biliyor musun? Sırt kaşıcı abi. Oba! Ama kaliteli sırt kaşıcı. Oba! Oğlum! Sana yemin ederim benim var ya o kadar ihtiyacım var. Ben bunu kırmam bu arada. Sert kaş olmuş sırtım biraz. Bunu da bir tane Reels'ından gördüm. Sırtını kaşıdığım tahta bir şey vardı. Dedim ki abi kaliteli. Oba! Oğlum bu ne lan? Bayağı az ya. Bak şöyle. Evet. Eli de var. Dur lan. Şu tutamadım. Kanka bununla golf oynarsın sen. Oğlum şey yani, ucu kötü. Bu uç kötü. Başkasının sırtında kaşısın. O kadar uzun ki. Ya ama taşınabilir olması güzel bence. Evet. Yani sırt kaşıyıcısına ihtiyacın varsa. Ben şey yapıyorum. Sırtım kaşınla yetişemediğim için AVM'lerde falan duvarlara sürtünerek kaşınıyorum. Ayılar gibi. Yok ya, bu da iyi kaşınıyor. Uçlar kötü. Uçlar kötü mü? Şunu uçlar kötü. O kadar iyi değil kanka. Allah Allah. Şu iyi biraz. Yani bir tık. Şey yapmışlar, şekil vermeye çalışmışlar. Şekil vermeye çalışmışlar. Hiç vermeyip adam akıllı uç koysalarmış. Görselliğe önem verip fonksiyonunu birazcık arka plana atmışlar diye yani, düşünüyorum. Yani 10 üzerinden 5'i var mı dersin? 5'i var. Tamam. Var. Geçelim istersen bunu. Senin tarafında var mı ürünler burada? Evet, evet çıkartıyorum şimdi. Ne kadar ürün kaldı bu arada? Burada daha çok var. Garip bir kokusu var. Hepsi bu kadar pis kokuyor bu arada. Aa, bu neymiş? Bunu gerçekten merak ediyorum. Güç testi kanka. Tamam. Bunu böyle sıkıyorsun, kaç kilo sıktığını gösteriyor. Harbi mi diyorsun? Aynen. Age 25 diyor, dur bakayım buradan. Ya 25 olsun, tamam, ne olacaksın? Tamam 25 olsun ya. Böyle mi sıkacağım, nasıl sıkacağım? Sık. Aynen bu şekilde. Kamerayı bir tutsana, kaç görünüyor? Öyle sıkamam oğlum. 71 mi sıktım? Kim daha çok sorun? Bununla antrenman yapılır mı? İşe yaramaz da bu. Test sadece. Ha, start yapmam lazım, tekrar sıfırlamam lazım. Tamam. Sık bakalım. 66.7. Daha demin 71 sıktım. Sen aynen. Sık bakayım. Düşünsene 100 sıktım. Bir dakika kanka. Sık. 31. Özellikle. Oha, iki elle. 38 abi, iki elle. Ver bakayım, ben iki elle vereyim. Bir dakika. Kanka bozulmasın. Yine aynı şey olmuyor. Şey diyeyim mi? Ben de çok doğru değer göstermiyor. Yok ya, ben daha demin tek el aynen. 71 sıktım. Tek el 71 sıktı, iki el 68. Zaten çat diye ses geldi la, kırılıyordu. Aynen. Neyse ya, hiç... böyle bir test, Tuna'nın gücünü test edelim dedik de edemedik arkadaşlar. Cihaz bozuldu. Ulan ya. Aynen kanka. Bana şuradan bir taç bulu atsana. Dur, yine masa çok temiz. Şöyle atalım. Şöyle. Arkadaşlar şu anda şu yere... Of, bu ekstra bir pis kokuyor sanki. Dekle bakayım. Niye bu kadar pis kokuyor bu? Ne bu? Oğlum direkt şurada Çince yazılar var. Kanka dikkatli aç, ürünü kıracaksın bak. Doğru. Şu ana kadar sence en verimli ürün hangisiydi kanka?
Bence ilk incelediğimizdi abi ya. İlk incelediğimiz, ben Minecraft şeyi de beğendim. Aynen. O da çok şekil bir şey. O da çok iyiydi. Onun Diamond kılıcı vardı, son anda almadım ya. Keşke onu, onu alsaydım. O da bir dahaki sefer artık. O da bir dahaki. Kanka bunu gerçekten merak ediyordum bak. Bu şarjlı falan bir şey. Bu böyle dekor değil mi? Dekor ama kanka bu sonsuzluk şeyi olarak geçiyor. Neyi olarak geçiyor ben de bilmiyorum. Sonsuzluk şeyi evet. Aynen, sonsuzlukla alakalı bir şey. Bak burada... Bak şeyi çıkar, bataryasının olması lazım. Çalışıyor mu şu an? Çalışıyor şu anda. Şimdi arkadaşlar izleyin bak. Açayım mı? Evet abi dur. Aç. Açık mı şu açık an? Açık şu anda. Böyle abi. Bir şey diyeyim mi sana? Bizim kedi kafayı yer bunda. Gerçekten çok güzel görünmüyor mu ya? Çok, çok ilginç bence. Valla hepsini koy bakayım. Ben bunu bizim kedi attım. Yani max 2 tane i̇ki bence. 2 tane ya. Falan evet. Ya ses çıkarmasa aslında değil mi? Böyle biraz gürültülü bir hale. Bir kapatalım ne olacak merak ediyorum. Evet abi. Oh. Evet, kapatınca evet. Böyle oluyor. Kanka bak evimde şöyle bir şey var. Böyle bir hava atmak için arkadaşlar. Olabilir. Biraz gürültülü, ben gürültüden puan kırıyorum. Bir 5'i var ya. Valla ben bunu beğendim, 10 üzerinden 7 veriyorum. Verdin mi 7? Aynen. Benim ilgimi çekiyor bu tür şeyler. Ben de Tunat House'a hediye alıyorum, kendimin ilgisini. Ben sana hediye edeyim kardeşim onlara. Toothpick dispenser mı? Bu aşırı gereksiz bir ürün. Arkadaşlar bu arada özellikle bir sürü gereksiz ürün aldım. Sırf troll olsun diye. Kürdan neyi? Tuna bu çok gereksiz bir ürün. Ay, yani. Kürdan imaydisi çok... falan mı? Hayır. Akıllı kürdan mermer. Çok iyi. Bunları mı koyacağım? Tamam. Abi daha dikkatli bir şekilde koysan olmaz mıydı? Kanka bunları yatağa denesene oğlum, koyulmuyor ki. Bir dakika abi. Çok gereksiz bir şey ya. Hamburger yiyorum kardeşim ben. Bunun mantığını anlatacağım birazdan. Ya bu tanıtım filminde çok daha kullanışlı görünüyordu. Bir dakika şurada şeyi var. Şurada ok gibi atacak bize şimdi. Pili takalım alttan. Tak bakalım. Şimdi taktık gibi gözümüze gözümüze. Ok gibi atacak. Yok artık. Sen şaka mısın? Bir dakika. Eyvallah, teşekkür ederim. Hop hop hop. Bir tane alabilir miyim? Teşekkür ederim. Elini tutmadan şöyle yapsın. Oğlum bu neymiş? Aslında saçma ama çok ilginç. Asıl evimde böyle bir şey var diye misafire bunu göstereceğim. Aynen oğlum vallahi. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar bunun mantığı ne diyeceksiniz? Yani şuradan da alamıyoruz abi sanki ama... Ama çok klas veriyor yani ya. Bunun olayı şuymuş abi. Ucundan tutup hani kürdan kirlenmesin diye. Evet. Hijyen için buradan alıyorsun. Direkt kürdanı ortasından tek bir şekilde alıyorsun. Gerekli bir ürün mü? Hani hayatında hiç ya şöyle bir kürdan veren makinem olsun dememişsin. Ama şu an kürdan alırken kendimi kraliyet ailesinden baksana bak. Bir daha bir daha. Bozuk biz bunu sanki ama. Bir dakika dur. Bak bir şey diyeyim mi? Bence şeyi azaldı. Kürdanı azaldı işte. Kürdanını çok koymanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki üsttekiler alttakileri itiyor. Bu şekilde. Aynen. Bir şey diyeyim mi? Ben bu ürünü beğendim valla. Ben de beğendim. Gereksiz ama klas. Ben de beğendim bunu. Güzel. Çok iyi ya. Kürdanları ne yapalım? İttirelim mi elimizle? Direkt atalım bir yere. Hijyenik bir ofis. Ha? Bu ne? Onun parçası ha? Onun. Aynen. Bu da bunun şeyi, pil şeyi mi? Aynen. O üstün. Aaa. Tabi. Böyle daha güzel. Ya oğlum bak. Şöyle. Mağaradan çıkıyor. Şöyle. Aa böyle daha şık oldu. Daha şık evet. Evet. Kaç veriyorsun bu ürüne? Ben 8 veriyorum. Aynen. Beğendim baya. Ben de bir 8 veriyorum. Şimdi... Sana toplamama yardım edeceğim demek. Ettim oğlum. Ha şey mi? Şey diyeyim mi? Videodan sonra çekip gidecek bak hepsi benim. Şey demek. Benim işim vardı da. Aa. Ne kalem alakalı? Kutusu. Aa hatırladım. Bu kalem kutusu yüksek ihtimal ürünün hediyesi sadece. Ha bu da portable, foldable bag diyor. Evet bu bir spor çantası ama böyle küçücük bir şeye dönüşebiliyorum. Kalem kutusu da bu hediyesi. Aynen hediyesi. Bunu da artık okula giderken kullanırız. Bunu da okula giderken. Spor çantası bakalım.
Çok kullanışlı bir kanka. Bunu kesin geri böyle koyabiliriz. Aa, evet kanka yani. Onun böyle bir mantığı var. Aa. Kanka fotoğraflarda çok daha büyük görünüyordu bu. Bunda da bayağı olumlu yorum vardı tuhaf bir şekilde. Nedense insanlar seviyor böyle yorumları. İçine bir şeyler koyalım. Harry Potter son filmde Hermione'nin kamp çantasına benziyor. Fena değil bence. Evet, fiyat performans. Ne kadar aldın bunu? 400 lira falan mı galiba? Geçmiş olsun. Herhalde yani, tam emin değilim de. Biliyorsunuz arkadaşlar, Çin'deki ürünler bir de gelirken şey biniyor AliExpress'te. Vergi, kargo, bilmem ne vesaire. Evet evet. Ürün kadar onun parasını ödüyorsun. Bu arada normalde içine koyduğun şey mi ürün? Evet. Hadi onu açalım. Hadi onu açalım. Kalem kutuyla beraber. Yani fena değil. Puanlamak istedim. Ben okul bunu... çantası zaten. Bak kalem kutu da koymuşlar. Evet. Ben bu ürünü iki evetle uğurluyorum arkadaşlar puanlamak. İki mi verdin? İki evetle uğurluyorum kanka. İki vermedim. İki evet kaç oluyor? Altıya falan mı da kabul ediyor? Herhalde öyle bir şey. Sen kaç verdin? 5. Ayıp olmasın. İki şey çıktı bunun içinden. Bu bence işine yarar. Şimdi bu... Su temizleyici mi bu? Hayır. Damacanayla su içiyorsun ya kanka. Evet. Bu biraz daha böyle kibar bir şekilde su içmen için bunu masana koyuyorsun. Damacanayı alta koyuyorsun mesela. Aa. Boruyla bağlıyorsun. Bu otomatik su veriyor sana. Oha. Evet. Musluk sistemine dönüştürdü. Evet. Bu kısmı damacanaya mı oturuyor? Yok. Damacanaya oturmuyor. Borusu var. Ha, borusu damacanaya var. Alta koyuyorsun. Yani görüntü kirliliğini önlemek aa, için. Aa, çok güzel. İçimden bir ses, bu ürünün kullanışlı olacağını söylüyor. Evet evet, bana da öyle geldi ya. Bu kadar. Direkt bunu, bu boruyu da suya koyuyoruz herhalde. Bitti. Onu da suya koyacaksın büyük tamam. ihtimalle. Evet. Suyun orada mı? Koy bakayım. Oh. Şunu tutayım da oğlum, ne olur ne olmaz. Ha, dur lan şu. Sulu kola içersin ha. Artık. Geçiriyorum. Çiz. Bir bassana üsttekine. Dokunmatik mi acaba? Aa. Ne o? Oraya bakmadım hiç. O ne? Bilmiyorum ki. Ne alaka lan? O neymiş kanka? Bu ne alaka şimdi? Bir dakika acaba... Uzatmak için bence değil mi? Hayır ya. Bir dakika, bir kullanım kılavuzuna bakalım. Bunu iyi taktın mı? Taktım taktım oldu. Köküne kadar. Aa! Nereden ayarlandın? Bir şey yapmadım, kendi oldu. Baksana çekiyor yavaş. He, bu yavaş yavaş çekmesi gerekiyor önce. Bekleyelim mi? Bu dursun bir kenarda. Tamam bekleyelim. Altından şunu ihmal etme de yanı su olmasın artık. Tamam. Oh. Oh. Devam edelim. Ürünümüz kaldı mı? Bence var. Var mı? Az kaldı ama olması lazım. Bakayım. Ha. Arada yerlerden buluyoruz kanka. Bu ne? Mount fucking mini fan. Mini fan aynen. Mini fan. Hem powerbank hem fan olması lazım. Kanka şurada açtı. Biz kendi kendimize videoyu unutup inceledik. Doğru. Bu arada her şey powerbankli artık. Yani şey Çinliler powerbank şey düşünüyor. Yani. Bir şey powerbanks aldığı zaman para kaybı. Ben bunu yanında taşıyacaksam powerbank olması lazım. Bir de ayıcık. Ayıcık ne? Önce açman lazım sanırım. Yok yok. Aa, fener de var. Fener de var. 10 numara alet. Aha. Aa. Aç iyice. Bu yok, bu fenerinki. Bir düz bas. Bir kere bas belki direkt. Heh. Aha. Mükemmel bir an. Nasıl? Çok iyi. Bir tutsana. Çok iyi kanka. Bayağı iyi serinletiyor arkadaşlar. Bir bas belki hızlı ayarı vardır. Daha da hızlanayım. Evet. Bir daha bas bakayım. Daha da hızlanayım. Nereye kadar gidecek ama bir daha bas. Aman soka. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Bayağı iyi serinletiyor. Yalnız evet, iyi serinletiyor. Powerbank olması da mantıklı abi bence. Powerbank taşıyorsun. Aynen. Zamanda. Bir powerbank. Yüksek ihtimal telefonu %5 falan da olur. Ama en azından hiç yoktan iyidir. Böyle de kapanıyor. Çok tamam. Güzel. Fener, powerbank ve mini fan. Ve, ve şöyle bir şey var ben anladığım kadarıyla. Bak kademeli ya mesela. Masana evet. Da bırakabiliyor olman lazım diyeceğim de nasıl bırakıyoruz? Ha evet evet. Bu niye acaba ya? Şöyle... Durur öyle. Ha tamam. Evet, duruyor böyle. Ha ya, burada mesela laptoptan işini yapıyorsun Starbucks'a falan. Gittin, şekil yapıyorsun aynen. Karılara orada laptopla. Bunu götürdüğün için yazın. Aynen. Aynen, çok güzel. Burada bunun şarjı da var. Ben bunu kullanırım abi. Güzel. Ben buna 9 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. Kullanılır güzel. Yani. Ben kilomdan dolayı terleyen bir insanım zaten kanka. Aa, iyi o zaman. Bayağı faydalı yani. O, burada hiçbir şey yok. Kaşık var içinde bunun. Ha tamam, hatırladım. Hem USB hem, hem powerbank kanka. Powerbank lan. Hem fener kanka. Kanka bu diyettesin ya sen. Evet kanka. Tartılı kaşık. Aa, çok değişik bir şey lan. İçine aldığın şeyleri tartıyor. Böyle içine almak falan demeyelim lütfen.
On-off var bak burada. Açalım bakalım. Abi bir şeyin de şarjı olsun lütfen ya. Pilli bu. Pilli mi? Oh. Değil mi? Nasıl açıyor? Kanka saat pili falansa zaten. O pilli bence ya. Bak burada arkasında işareti var. Hah. Bu saat, ne abi ya? Saat pili var. Saat. Kanka bir dakika. Şimdi biz çalışıyormuş gibi anlatıyorum. Çalışıyormuş gibi. Aynen, mış gibi yapalım. Tamam. Burada ekranda işte gramajını gösteriyor. Bir şey alıyorsunuz mesela. Aldığınız şeyin gramajı yazıyor. Yani tartıyla uğraşmadan bir ölçek tuna diyetli olduğun zaman bir ölçek bunun içerisinden atıp yemeğini yiyebiliyorsun. Böyle bir ürün. Mesela çiğ köfte yapıyor. İşte çiğ köfte dürüm alıyorsun şeyden, bir yerden. Adam sana işte 100 gram demiş orada şeyde. Sen alıyorsun. Abi 99 gram çıktı yapıyorsun. Bir şeklin oluyor. Ben buna 7 veriyorum ya. Aynen, bence de bir 7'si var abi. 7'si var. Başka kaldı mı? Kalmadı herhalde. Burada kalmadı. Şuradan bir şey yapayım da, aa bu içi dolu mu lan bunun? Arada çıkıyorlar gösterince. Arkadaşlar burası o kadar berbat bir halde ki. Kanka var. Var mı? Var vallahi. Ulan. Buldum. Var arkadaşlar, ürün buldum. Arkadaşlar stüdyoda böyle her taraf karma karışık olduğu için arada yerde yürürken ayağımı oyun konsolu falan çarpıyor. Orada kameranın... Aa, bu en güzel ürünlerden. Sound ear cuff diyor. Kulağından düşmeyen kulaklık, bir de kulağının içine girmiyor ve hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Aa. Evet, son ürün. Burada... Ve bu ürüne güveniyorum. Hadi bakalım. İlginç bir kulaklık. İlginç bir kulaklık. Bunun Bluetooth'u... Nasıl takılıyor bilmiyorum. Ben Bluetooth'tan bağlanayım buna. Bir bağlan. Bu titreşim yöntemiyle sesi veren bir teknoloji imiş duyduğuma göre. Oha lan. Bu kulağıma nasıl girecek peki bura? Çok ses veriyor. Bir... Dene bakayım ya. Küpe gibi mi? Heh. Doğru mu taktın acaba? Kanka şöyle. Ben böyle taktım değil mi? Bakayım. Ters mi takmışsın? Ters takmışsın ya. MB yazısı şöyle yatıyor olacak. Bir çıkar. Aynen öyle. Aha. Heh. Şimdi. Abi dur. Bu kadar açtıktan sonra. Dur ama bu şey bayağı faydalı bir şey. Oldu mu? Oldu gibi. Biraz sıkıyor gibi ama kanka senin mi kulağın büyük acaba? Benim büyük, benim her yerim büyük kanka. Biz bunu çözemedik arkadaşlar. Yok çözdük de. Alışmak gerekiyor sanki. Herhalde. Ne de uğraştık lan. Aha! Oldu. Oldu mu? Bak ya, müziği misin? Az veriyor ya. Ya bu zaten yüksek ihtimal. Bir şey diyeceğim, çok değişik bir hissiyatı var. Harbi mi? Ya evet. Müzik değil de bir konuşma mesela. Rahatsız oluyorsun normal kulaklıkta. Şu an evet. Kulağında kulaklık yok gibi hissediyorsun değil mi? Ya içinde. Ama dışını sıkıyor kanka. Dışını sıkıyor. Ama bak fotoğrafa göre sıkmaması gerekiyor ama kanka. Ama benim herhalde. Normalde kulağınızı sıkmasa mantığı bu arada. Kulağın içine girmiyor ve rahatsız etmiyor sözde. Yo, faydalı bir şey bu arada. Yani Tuna'da bir tık işe yaramadı ya. Yo, yine yaradı ya. Yaradı. Hı. Kulak böyle şey yapı gereği. Evet. Oradan titreşimle sana içeri yolluyor şeyi, sesi. Kanka içeri yolluyor falan. Ayıp oluyor yalnız. Bunlar benim esprilerim lan. Ben buna... Böyle abi. 9 veriyorum kanka. Oha, bu kadar şeyini beklemiyorum. Ama faydalı bir şey. Aynen. Dediğin gibi hani şey değil bu. Objektif olarak bakarsan... Ben de bir 8 veriyorum. Hani kendi yüksek puan veriyor demesinler diye. Okey abi. AirPods gibi de tasarım. Şimdi var buna böyle. Son ürün dedik de aslında bu son ürün değil. Bir tanesini test edememiştim. Evet ama çalışıyor mu? Baktık mı ona? Onu bir deneyelim arkadaşlar. Lan ne oluyor? Niye öyle oldu? Bilmiyorum abi. Kayıtta mıydık? Kanka evet, kayıttayız da niye bilmiyorum. Durmuyor? Kanka şimdi... Ha? Arkadaşlar şimdi ürünü size gösterecektik de niye böyle oldu? Neyi algıladı da bastık ya? Arkadaşlar şimdi mantığını gösteriyorum size. Normalde şu şekilde bakın. Böyle doldurması lazım ama bazen saçma bir şekilde aktif oluyor. Düşünsene lan bunu. Ayy, klavye mouse'u her yer mahvolur. Ya bence biz tam kullanmayı bilmiyoruz şu an. Belki de üzerinde su damlacığı var ya. Hani dokunmatik. Algınlığı. Ama dokunmatik olması çok hani yanlış. Şey oluyor ya. Su dökülmüş, kıza seni seviyorum yazmış telefonu. O muhabbet ona var ya. Bir şey. Eğer durduk durmadık yere dökülmezse bence çok başarılı. Evet, çok çok. Aynen. Ben beğendim. Damacan aşağıda mesela, bu duruyor. Kanka. Yani yüzünde. Peçete var mı? Yok, yok kanka. Ne yapacağız? Şunu şöyle bir tutsana. Ya oğlum. Şunu şöyle elinle bir tutsana. Bekle, peçete getiriyorum. Bu yayılıyor kanka. Bekle. Yetiştim. Gel. Biraz döküldü ama. Bir şey olmaz ya. Gel. Sen yabancı değilsin.
Yabancı değilsin diye diye. Her yerin içine. Neyse, videomuzun da artık burada sonuna gelelim bence. Kapanış konuşmamızı yapalım. Gelelim. Şöyle senden Tuna genel bir puan almak istiyorum. Ne düşünüyorsun ürünler hakkında genel olarak? Vallahi ürünler hakkında çok değişik ürünlerdi. Ay ilginç ürünlerdi zaten genel olarak. Zaten sen bunları uzun sürede getirttin, buldun, ettin, o kadar uğraştın. Arkadaşlar 2 ay sürdü gerçekten. Yani çok sağ ol, o kadar ağırladın ettin. Evet. Ben çok eğlendim. Geldiğin için tekrardan teşekkür ediyorum o zaman. Ben teşekkür ederim ağırladığın için. Benim puanım 10. Benimki de arkadaşlar 3. Biraz mütevazi olmak için. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tuna'nın kanalında linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da Tuna'ya abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.